Allah. Safer ayında okunacak diyorlar. Şu kitapta ne kadar ilimler var? Baktınız mı? Yani bilmiyorum ne yaptınız. Mesela bak açıldı. Ne diyor? Hazreti Ali Efendimiz'in sözü. Günlerle alakalı. Ava gideceksen diyor. Mesela balık tutacaksın. Ne gün çık? Balık tutmaya ne gün iyi gelir? Cumartesi. He? Bina yapmaya ne uygun gelir? Pazar. Onu demiştim diye onu kafada. Kitap okuduğunuz yok ki. Hep benden. Yolculuğa çıkacaksın. Hangi gün uygun gelir? Pazartesi de uygun gelir. Perşembede. Kârla dönersin diyor. Kan aldırmak istiyorsun. Hangi gün uygun gelir? Salı. Salı çok bereketlidir. Hele gökteki ayın 17'sine denk gelirse bir senelik şifa gelir. Ondan sonra ilaç içeceksin tedavi için ne gün uygun gelir? Çarşamba uygun gelir diyor. Allah Allah. Bir işin var, yola bir işe gideceksin. Perşembe günü ihtiyacın görülür diyor. Nikah, düğün, efendim. Cimalara ne uygun gelir? Cuma günü uygun gelir. Bu ilmi kim bilir diyor? Ya peygamber bilir ya da vasisi bilir diyor Hazreti Ali radıyallahu anh. Bunlar neler yazdım ben burada? Mesela burada ay içerisinde tedbirli ihtiyatlı olunması gereken 7 tane gün var. 67. sayfa. Gökteki aya göre ha, öyle Ocak Şubat'a göre yaparsanız alakası yok. Gökteki aya bakın takvime. Hangi aydayız? Safer. Bak yine Ocak diyor. Ne var eksin ya. Safer ayındayız. Şimdi safere göre ne yapacağız? Günlerin hesabını yapacağız. Mesela ne diyor efendim? Allah dostları diyorlar ki ayın 3'ü, diğer günleri söylemeyeyim. Yarın kaçı saferin? He? 3'ü. İşte bunlarda eğlence, oyun, harp, sıkıntılı iş, mahkemeye çıkmak, bu gibi şeylerden sakın. Ne yap? İbadete devam et, duaya devam et. Safer ayının dualarını oku. Her gün okunacak duaları var. Ve burada öbür günler de var. Şimdi bak yarın 3'e denk geldi. Bunlar hep Hazreti Ali Efendimiz'den geliyor bu ilimler. 69. sayfede. Bunları tek tek okuyun burada. Kaç gün? 7 tane gün var. Ay içerisinde. Safer ayının duaları. Bunlar boşuna mı yazıldı size? Her gün